Merhaba gençler, ben Şenay Hoca. Birinci Dünya Savaşı cepheleriyle tam gaz devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi neyi anlattık geçen videomuzda? Çanakkale cephesini anlattık. Dönem 1915 ve Bolşevik ihtilali henüz daha çıkmadı. Rusya İngiltere ve Fransa'dan destek istiyordu. Ne olur bana silah, cephan, erzak yardımı yapın. Halkım süreci iyi götüremiyor. Benim desteğe ihtiyacım var. Ve İngiltere ve Fransa'da Rusya'ya destek olmak üzere Çanakkale bir cephe açtı. Maalesef ki başarısız oldu. Tabii ki itiraz ettiler adına maalesef diyoruz. Türkler adına bomba gibi bir cepheydi diyoruz. Fakat itiraf devletleri hala yardım sürecini bitirmiş değiller. Bu defa Irak cephesi 1916 yılında açılacak. İngiltere açacak. Hedef, asıl hedef, tabii ki Rusya'ya yardım götürmek bu işin belki bahanesi olacak ama asıl hedef Irak petrolleri İngiltere için, yani Musul ve Kerkük'ü ele geçirmek istiyor. Ama şimdi kalkıp da Fransa yaptı ya ben Musul ve Kerkük istiyorum aslında, o yüzden buraya giriyorum demeyeceği için karadan Rusya'ya yardım götürme talebinde bulunuyor. Çünkü 1916 yılı daha ihtilal çıkmadı. Böyle bir şansları olabilir diye düşünüyor. Bir de Osmanlıların İran'a girmesini engelleyerek Pakistan ve Hindistan'daki sömürgelerinin tehdit altında olmasını engellemeye çalışıyor. Şimdi aslında çok ilginç. Osmanlı burada Kutel Amara'da ufak da olsa bir başarı yakalıyor. İngiliz ordusu yenilgiye uğratıyor. Fakat bu duruma İngilizler şok oluyor. Nasıl ya? Ya Çanakkale cephesinde yenildik. Bir de burada yenilirsek, hele Irak, hele petroller, mümkün değil. İngiltere diyor ki bırak diyor yardım götürmeyi Rusya'ya diyor. Basra Körfezi'ne yığ askeri. Bir baktık ki İngiltere bu defa yardımdan ziyade Basra Körfezi'ne asker yığmaya başlamış. Tabi biz ürküyoruz, ne yapıyoruz? Geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Ve en nihayetinde işte İngiltere 11 Mart 1917 tarihinde Bağdat'ı işgal etmiş oluyor dedik. Şimdi geldik Süveyş Kanal Cephesi. Mısır coğrafyasından bahsedeceğiz. Şimdi burada bazı konularda bir ikilem, bir genel bir bilgi, nasıl dersem böyle bir yorum yapmak istiyorum size. Şimdi bu cepheyi bu defa biz açtık. Biz açtık ama biz açtırtıldık. Kim tarafından? Almanya tarafından. Hemen öyle söyleyelim. Şimdi Almanya'nın derdi şu. Bize dedi ki, önce kendi için söylüyor. İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu engellemek istiyor. O yüzden bu cepheyi bize açtırtacak. Onun derdi Hindistan ve Avustralya sömürgelerini engellemek. Bize diyor ki, Osmanlı diyor, sen de diyor kaybettiğin toprağını geri istemiyor muydun? Ben de evet diyorum. O zaman git diyor cepheyi aç, cepheyi kazan, Mısır'ı da al diyor, Süveyş kanalını da al diyor. Doğru, çünkü cepheyi kazanırsan ben de bunları alacağım. Bu yüzden cepheyi biz açıyoruz. Hatta burada ve özellikle Suriye-Filistin cephesi burada da başlar. Çünkü Mısır'daki İngiliz valisi MacMahon buradadır. Ve der ki Almanya Osmanlı'ya cihat ilan et. Yani Müslümanları savaşa çağır. Yani burada kullanmaya çalıştığı politika hangisi olacak? Ümmetçilik politikası. Şimdi İngiltere Mısır halkının dine ne kadar bağlı olduğunu biliyor. O yüzden onun karşısına öyle bir şey getirmeli ki Araplar İngiltere'yi desteklesin ve İngiltere onun karşılığında neyi getirecek? Milliyetçiliği getirecek diyoruz. Ve İngiliz valisi MacMahon ne yapacak? Bir gizli anlaşma yapacak. Suriye-Filistin cephelerine mutabık gelen bir süreçte Arap aşiretlerle söyleyeceğiz. Ama en nihayetinde yapılan bu savaşı İngilizler kazanıyor. Neden kaybettik? Maalesef çöl koşulları, olumsuzlukları bizi yıprattı. Osmanlılar Almanya'dan destek bekledi. Beklediğimiz bu destek gelmedi. Maalesef ki Osmanlı Süveyş Kanal cephesinde başarısız olmuştur diyoruz. Geldik Suriye cephesine. Şimdi işte Suriye cephesinde nasıl oldu? Osmanlı Devleti İngiltere Süveyş Kanal cephesinden yola çıkıp Arap aşiretleri ne yaptı? Kışkırttı ve onlarla bir gizli anlaşma yapacak. MacMahon gizli anlaşması. Şimdi önce bu cephe niye açıldı? Bizim derdimiz, İtiraf devletlerinin
Orta Doğu toprakları ele geçirmek istemesi, biz de bunu ne yapmaya çalışıyoruz? Engellemeye çalışıyoruz. Yine bu cephede Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Komutanlığı'na atanarak var. İngiltere Osmanlı Birlikleri Mısır'dan çok hızlı bir şekilde uzaklaştırmak istiyor. Bu yüzden böyle bir cephe açıyor ve yapılan gizli anlaşmayla kiminle yapılıyor? Hemen söyleyelim. Yörenin en tanınmış şeyhi Şerif Hüseyin ve İngilizlerden Mısır valisi MacMahon'la. Araplara bağımsız bir Arap Cumhuriyeti vaadi var İngiltere'nin. Diyor ki gelin savaşta bizimle birlikte olun. Bizi destekleyin. Savaşı biz kazanalım. Osmanlılar yenilecek. Almanya grubu yani ittifak grubu yenilecek ama savaş sonunda söz veriyoruz size bağımsız bir Arap Cumhuriyeti kurdurtacağız diyor. Ve Araplar bu nedenden dolayı İngiltere'yi destekliyorlar. Ve bu cephelerin sonucunda hangi politika sona eriyor? Ümmetçilik politikası. Hangi politika giderek daha da yükseliyor ve güçleniyor? Milliyetçilik politikası daha da yükseliyor ve güçleniyor diyeceğiz. Peki, sonra geldik Arap Yarımadası cephesine. Şimdi Arap Yarımadası cephesi yine Osmanlı ve İngiltere arasında, yine Arap kabileleri İngiltere'nin vaatleri sürmekte. Yani aslında bu MacMahon gizli anlaşması başlayan bir süreç, onun sonuna kadar ne yapacaktır? Götürecektir diyoruz. Tabi Arap kabilelerinin de desteğiyle yine savaşı kim kazanacak? İngilizler kazanacak. Romanya, Galicia, Makedonya, yardım cepheleri demiştik hatırlıyorsanız. Çünkü bizim bu cephelere sınırımız yok. Sadece Avusturya, Macaristan ile Bulgaristan devletlerine yardım ulaştırmak amacıyla açtığımız cephelerdir diyeceğiz bu cephelere. Şimdi ben az önce size, az önce değindiğimde tabii ki diğer videomuzdan bahsediyorum. Diğer videomuzda neyi anlatmıştım? Bolşevik ihtilalini anlattık ve bu Bolşevik ihtilalinden sonra Sovyet Rusya tüm gizli anlaşmaları nereye yaymıştı? Dünyaya yaymıştı. Peki bu gizli anlaşmalar nelerdi? Bir kere bir anlaşma, İstanbul veya Boğazlar Anlaşması diyoruz. Bakın zaten burada İsmini vermişiz. Boğazlar Anlaşması. Boğazların kime bırakıldığını vurgulayan bir anlaşma olacak. İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası arasında olacak. Ve bu anlaşma Çarlık Rusyası'nın lehine. Çünkü Boğazları, Trakya'yı ve Kocaeli Yarımadası'nı kime bırakmışlar? Çarlık Rusyası'na. Londra Anlaşması olacak ama bu anlaşma İngiltere gibi gözükse de İtalya'nın lehine. İtalya'yı yanlarına çekmek isteyen üçlü itilaf grubu Antalya ve 12 adayı İtalya'ya bırakacaklarını söylüyorlar. Sykes-Picot gizli anlaşması, hepsine bir şeyler var. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusyası. İngiltere Mezopotamya'nın güneyini alacak. Fransa Kuzey Irak'ı, Suriye'yi, Çukurova ve Sivas dolaylarını. Çarlık Rusyası'na ise Doğu Anadolu verilecek diyoruz. MacMahon az önce cephelerimizi anlattığım gizli anlaşması Hicaz Emiri Şerif Hüseyin ile Mısır'daki İngiliz valisi MacMahon arasında yapılacak. Araplara bağımsız bir Arap Cumhuriyeti vaadi vardır dedik. Saint-Jean-Marin anlaşması, İngiltere, Fransa, İtalya, İtalya'ya yine Antalya, Konya ve İzmir üçgeni. Yani bir nevi de Güney, Batı, Anadolu kısmı verilecektir diyoruz. İşte Fethiye, Marmaris, Muğla aslında bizim en güzel tatil beldelerimiz, İtalya'nın eline geçecektir diyoruz. Peki. Şimdi cephelerimiz bu şekilde sonlandı. Şimdi Amerika'yı savaşa sokmaya başlayacağız. Peki nasıl yapalım bu işi? Çok basit, şurada ufak bir bilgi vereyim hemen size. Hatırlıyorsanız Çanakkale cephesi olduğunda İtilaf devletleri maalesef ki Rusya'ya yardım götüremediği için daha sonra eksi bir olacak. Yani kim çekilecek savaşta? Rusya savaştan çekiliyor. Ama cepheyi ittifak grubu kazandığı için, bunlar kazandığı için buraya da artı bir gelecek. Çünkü kim girecek savaşa? Bulgaristan savaşa girecek diyoruz. Şimdi işte Çanakkale cephesinden sonra süreç belirlenmeye başlıyor.
İtilaf devletleri çok önemli bir müttefiğini kaybetti. Rusya. Şimdi bunun yerine öyle bir müttefik koymalı ki, çünkü savaş Almanya'nın lehine ilerlemeye başladı. Bulgaristan gibi çok önemli bir Balkan ülkesinde alan ittifak grubu savaşı çok iyi götürmeye başladı. Onun yerine öyle bir devlet girmeli ki savaşa, itilaf devletleri bu savaşı başarıyla bitirsin. O yüzden teklif Amerika'ya götürülüyor. Şimdi Amerika bu savaşa girecek. Bu savaşa girmesinin asıl nedeni neydi? Amerika ne istiyordu? Dünya liderliğini ister dedik. Amerika'nın derdi bu, ama kalkıp da dünyaya aslında ben bu savaşa gireceğim, dünya lideri olmak istiyorum demez. Onun bahane nedeni ne? Efendim, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandırıp barışı sağlamak. Güya barışçı olduğunu yapmaya çalışıyor, vurgulamaya çalışıyor. Bir de ABD'ye ait ticaret gemilerinin batırılması. Bahanesi de bu olacak. Şimdi evet, Amerika şimdi savaşa girecek. Bunu istiyor. Doğru. Ve Almanya'nın kaybetmesini istiyor. O da doğru. Ama diğer tarafında savaşa girdiğinde kazanacağını biliyor. Çünkü güçlü Amerika, kendinin de farkında. Ama bu tarafında kazandıktan sonra güçlenmesini istemiyor. Yani öyle bir şey yapmalı ki savaşı onların tarafında girsin, savaşı kazandırsın ama onlarla güçlenmesin. Ve ABD şart koşuyor. Tamamdır diyor. Teklifinizi kabul ederim ama 14 maddelik ilke yayınlayacağım. Wilson ilkeleri. Eğer bu ilkeleri kabul ederseniz itilaf grubunda savaşa girerim diyecek. Ve denize düşen yılan sığınır. İtilaf ettiği için 14 madde önemli değil. 25 madde olsun, 35 madde olsun. Yeter ki Amerika savaşa girsin. Yeter ki Amerika'nın nezdinde itilaf ettiği savaşı kazansın. Ve Wilson ilkelerini itilaf devletleri ne yapar? Kabul eder, tamamdır der, kabul ediyoruz. Yeter ki savaşa gir. Ve bunun üzerine Amerika Wilson ilkelerini yayınlar. 14 maddelik bir bildiri, dedim ya, onların güçlenmesini istemiyor. O yüzden de ilk madde şu. Diyecek ki Wilson, yenenler, ki itiraf devleti olacak muhtemelen bu, yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı ne yapmayacak? Almayacak diyor. Burada Amerika'nın en büyük derdi ne olacak? İtilaf devletlerinin güçlenmesini engellemek ister. Yani onların daha fazla sömürge toprağı almasını engellemek ister. Sonra dedi ya, hani dünya barışını sağlamak istiyorum, barışı oluşturmak istiyorum. Ve onunla ilgili bir maddesi daha olmalı. Dünya barışını sağlayacak ne kurulacaktır? İleride bir cemiyet kuracaksınız. Kabul ederler. Güya Amerika burada barışçı bir politika izlediğini göstermek ister diyoruz. Bu da tamam. Peki bu madde çok önemli. Şuraya bir ünlem koydum. Buraya bir ünlem koydum. Çünkü bu maddeyi Mustafa Kemal de kullanacak. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde, haberiniz olsun. Savaşlar döneminde de kullanacak. Bunu da bir kez daha teyit edeceğiz. Şimdi diyor ki Amerika, her millet kendi geleceğine kendisi karar verecektir diyor. Yani diyor ki İngiltere'ye, sen Hindistan'ı sömürge yaptın. Güzel. Hindistan halkına sordun mu? Hindistan senin yönetimini istiyor mu? Hayır. O zaman Hindistan seni istemiyorsa derhal çıkmalısın. Yani bu maddenin vurgusu şu. Diyor ki Amerika, ben milliyetçiliğe saygılıyım. Ve diyor ki, sömürgeciliğe karşıyım.
karşıdır diyoruz Amerika için. Anlaşmalar bundan sonra gizli değil, nasıl yapılacak? Açık yapılacak diyor. Buradaki yorum uluslararası eşitliğe saygı istiyor. Bundan sonra hiçbir anlaşma kesinlikle gizli yapılmamalı. Hepsi açık yapılmalı diyecek. Şimdi koskocaman Amerika ne Almanya için yok. Ama Osmanlı için gerçekten güzel maddeler koymuş. Biz ne devletmişiz değil mi gençler? Osmanlı Devleti için iki tane maddeden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi. Boğazlar. Tüm devletlerin ticaret gemilerine açık olacak. Şimdi bir şey anlamadım. Windsor ilkeleri yapıldığı esnada savaş bitti mi? Hayır. Savaş daha devam ediyor. Peki ben kaybettim mi? Hayır. Kazandım mı? Hayır. Peki boğazlar bana aitken, bana ait bir toprakla ilgili böyle bir yorum yapıyorsa bu madde Osmanlı iç işlerine müdahale değil midir sizce? Kesinlikle müdahaledir. Ve bu maddeyle Osmanlı bağımsızlık ve egemenlik hakları ne olur? Zedelenir diyoruz. Tamam mı? Çünkü henüz daha boğazlarda Türk çoğunluğu vardır. Ve dolayısıyla Türk çoğunluğu olduğu bir yerle ilgili böyle bir cümleyi kurmaması gerekiyor. Şimdi geldik ikinci yorumuna. Anadolu'da boğazları bıraktık. O ayrı. Anadolu'da Türklerin çoğunlukta olduğu yerleri Türkler yönetecek. Aman Allah'ım. Bizim Osmanlı delirdi. Ne sevindi ne sevindi. İşte de Amerika biliyor. Anadolu'da Türkler çoğunlukta. O yüzden Anadolu'yu bizden kimse alamayacak. Zaten maddesine söylemiş. Hatta biz bu maddeye çok güvenip, Osmanlılar bu maddeye çok güvenip, Mondros Ateşkes Antlaşması bu maddeye güvenildiği için imzalandı. Bir neden bu. Bunu söyleyeceğiz. Ve bu madde ileride Misak-ı Milli'nin bir bölümünü oluşturur. Bunu da söyleyeceğiz. Ama daha cümle bitmemiş. Noktalı virgül. Anadolu'da Türklerin çoğunlukta olduğu yerleri Türkler yönetecek. Noktalı virgül. Azınlıkların çoğunlukta olduğu yerleri azınlıklar yönetecek. Buyurun buradan yiyelim. Anadolu'da bulunan Ermeniler, Rumlar ayağa kalktı. Yaşasın. İşte biliyoruz biz de burada çoğunluktayız falan diyecekler. Yani bu maddeden dolayı da amaç Osmanlı Devletini parçalamak. Şimdi farkında mısınız? Burada kaş yapayım dedi. Burada ne yaptı? Gözümü oydu. O yüzden gerçekten çok da iyi niyetle ne yapmamak lazım? Düşünmemek lazım diyorum. Ve en nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri Nisan 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na itiraf devletlerin yanında katıldı. Ve savaşı doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri desteklediği için itiraf bloğu kazandı diyoruz. Ve en nihayetinde ateşkes anlaşmaları yapılacak. Efendim işte Osmanlı'nın payına düşen Mondros Ateşkes Anlaşması, işte sallıyorum Bulgaristan'ın payına düşen Selanik Ateşkes Anlaşması gibi. Ama bizi ilgilendiren ne? Osmanlı'nın payına düşen. Yani itilaf ve ittifak devletleri ayrı ayrı ateşkes anlaşmaları yapacak. Osmanlı heyetinin payına düşen ateşkes Mondros Ateşkes Antlaşması. Kaç maddeden oluşan? 25 maddeden oluşan bir ateşkesten bahsediyoruz. Bu ateşkesten sonra barış görüşmeleri için hazırlıklar başladı. Ve barış görüşmeleri için hangi şehre gideceğiz? Fransa'nın Paris şehrine gideceğiz diyoruz. Ve böylelikle de bu videomuzu da sona erdirmiş olduk. Ve bundan sonraki videolarımızda yine birlikte olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol test, bol bol soru çözüyoruz. Bir yorumunuz varsa, bir sorunuz varsa lütfen ekleyin. Kolay gelsin.